merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimi saygıyla selamlıyorum. Her hafta birbirinden farklı lezzetler yapmaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de Ali Sarı Beyefendi'nin evine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Ali merhaba, Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizleri evinize kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ bugün olun. Bugün bize neler yapacaksınız efendim? Biz size bugün incik çatlatma yapacağız. İncik çatlatma için 4 tane hazırlanmış, daha önceden haşladığımız inciğimiz var. Ayrıca yapmış olduğumuz özel sosumuz var. Burada bunun içinde salça, yoğurt, kırmızı biber, pul biber ve kekik var. Onun yanında yeşil domatesimiz var. Yemeğimizin özelliği. Evet, evet. Yeşil domatesimiz zaten çatlatmanın ismi buradan geliyor. Yeşil biberimiz, sarımsağımız, soğanımız, kapya biberimiz, tereyağımız, efendim et suyumuz, patatesimiz, biz daha önceden haşladık yani zamandan tasarruf etmek açısından. İyi yapmışsınız. Bunları güzelce söteliyoruz. Ondan sonra fırına veriyoruz sosuyla birlikte. Yarım saatin içinde yemeğimiz hazır. Tamam. Bu efendim bugün sizlere incik çatlatma yapacak Ali abi. Sağ olsun bizleri davet etti ve kendi yöresine özgü bir yemekti. Evet. İstersen bu arada seni biraz tanıyalım Ali abi. Evet. Ben 35 senedir aşağı yukarı çocukluktan beri bu işin içindeyim. Efendime söyleyeyim, bulaşık çıkarttan başladık. Ustam Bolu Mengenli'ydi. Ağaçlı tesislerinde ilk defa çıraklığa başladığımda. Efendime söyleyeyim, daha sonra işte baba mesleğe, ta dededen gelme, Selanik macırıyız. Ve bu et yemekleri üzerine gerçekten şey biraz düşkünüz yani. Yapıyoruz işte çeşit çeşit. Halen de devam ediyorum. Bir özel yurtta aşçılık yapıyorum. Emekli oldum. Emekli oldum. Aşağı yukarı 15 seneye halen devam ediyoruz. Evet. Evinizde de yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Tabii tabii tabii. Sağ olun. Bugün bizler için de çok güzel bir yemek evet, yapacaksınız. İnşallah. Seyircilerimizin bilmesini istediğim bir yemek gerçekten. Benim de dikkatimi çekmişti. Şimdi bayram İncik yakın çatlatma. Ya. Kurban bayramı yakın ya. Ona istinaden bu yemeği seçtik. Evet daha çok değişik güzel yemeklerimiz bir seçim var. Olmuş. Teşekkür tamam. ederim. Başlayalım istersen. Tamam abici. Başlayalım efendim. Önce tavamızı alıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Onları soteleyeceğiz dedi. Evet. Fırına atmadan önce sote işlemi yapacak Ali evet. abi. Patatesimiz var, yeşil domatesimiz evet, var. Evet, tereyağımızı koyuyoruz. İlk önce tereyağımızı koyacağız. Evet, tereyağımızı koyuyoruz. Arkasından soğanımızı, sarımsağımızı hemen kıymaya başlıyoruz. Doğradık Ali abicim. İki tane soğan doğradık. Dört diş sarımsak. Dört diş sarımsak. Evet dört diş sarımsak. İki tane baş soğan, küçük baş soğan doğradık. Bunları kavuruyoruz. Arkasından kapya biberimiz var. Onu da karıştırdık. Soğan sarımsakla birlikte. Arkasından yeşil biberlerimizi koyuyoruz. Kaç tane yeşil biber doğrayacağız Ali abi? Üç tane. Gördüğünüz gibi üç tane yeşil biber koyuyorum. Yaptığımız yemek dört kişiliktir. Ha, kişi adedini ona göre ayarlayabilirsiniz yani. İnciğin tanesine göre işte daha fazlalaştırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O elinizde bir şey yani. Malum Kurban Bayramı yaklaştı. Ben evet. onun için böyle bir seçim yaptım. Evet, abi, evet, 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 evet.
Evet. Millet değişik bir tat görsün diye. Sürekli yapar mısınız bu yemeği? Sürekli de yapmıyoruz yani. Böyle özel günlere mahsus. Evet. Misafirlerinize. Evet, aynen öyle. Misafirlere özel günler için yapıyoruz. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet baş şeker olsun efendim. Şimdi özel bir sos var dediniz. Evet, özel. Var. Evet, onu söylemiştim daha önce. Tekrar hatırlatalım. Gene tekrar evet hatırlıyorum. Şimdi bunun içinde yoğurt var, salça var. Kırmızı biber var, pul biber var ve kekik var. Kekik artı var. Çok az bir şey de sıvı yağ. İşte gördüğünüz gibi. Güzelce. Bunları şimdi inciklerin üzerine süreceğiz. Ortasına da dökeceğiz. Fırına sürdük müydü yarım saatin içinde kıpkırmızı çıkacak. Kızarmasın İnşallah. Sağlık. İnşallah evet. Yoğurdu koymamızın nedeni iyi kırmızı olması için. Peki ne kadar sürede haşlandı bu incikler? Aşağı yukarı bir saat. Bir saat. Bir saat 15 dakika bir saat falan. Bir de kuzu incik yani. Kuzu incik. Koyun olursa daha değişik. 1,5 saat falan sürer. Ama daha lezzetli oluyor. Evet kuzu da. Tabii tabii. Tadı tabii, güzel tabii, oluyor. Tabii. Evet. Şimdi biberlerimizi, soğanlarımızı, evet. Sarımsaklarımızı şimdi şu anda söteliyoruz. Ondan sonra patatesi normal şu şekilde haşlamadan koyacaksınız. Ama biz vaktimiz olmadığı için bugün haşladık size. Onları son zaman katacağım. Suyla, et suyuyla, et suyuyla birlikte evet katacağım onu. Gerçekten değişik bir lezzet. Evet, evet. Ben de merak ediyorum evet. Tadı nasıl olacak. Evet. Şimdi göreceksiniz. Kısa bir sürede de pişiyormuş evet, efendim. Evet evet. Çok kısa bir sürede ve çok özel bir şey yani. Ha. Sizler de evet. Her zaman evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynen öyle, aynen öyle. Oldukça basit, her evet. Evlerinde olabilir ha. Aslında. Evet. Patateslerimiz, biberlerimiz. Evet. Küçük boy patates evet, kullanmışsınız. Evet. Biz şimdi 4 kişilik yaptığımız için ona göre ayarladık yani 4 tane işte. Adam başı 1 tane patates efendime söyleyeyim şey 1 tane incik diye düşündük. Yeşil yani, domates olmasının özelliği nedir onu sonra merak ettim. İşte çatlatmanın adı oradan geliyor. Yeşil domates çatlar. Şimdi kaynayınca göreceksiniz çatlar. Adı oradan geliyor. Adı oradan yani. Geliyor evet. Adı oradan geliyor. Yani incikle bu, alakalı bir şey değil. Yok, hayır hayır incikle alakalı bir şey değil. Mesela normal ette de yapabilirsin. Yani etle de olabilir. İncik olması şart değil. Hı hı. Mesela kuzu eti olur. Efendime söyleyeyim dana eti olur. Haşlamadan dikine böyle patatesle birlikte de yapabilirsin. Tüm olur mü ya. Koyacağız o domatesi? Ay, evet. Evet. Tüm şekilde şöyle tüm değil de yani böyle parça parça. Parça parça koydunuz muydu? Efendime söyleyeyim haşlarsınız. Ondan sonra üzerine sosunu korsunuz. Gene aynı şekilde olur yani. Aynı şekilde evet. Olacak. Çok merak ediyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz sizler için gerçekten her hafta farklı lezzetler, güzel lezzetler sunmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Ali abimiz bu hafta bizleri evine davet etti. Kendisi de bir aşçı ve evinde de çok güzel yemekler yapıyorum. Benim yanıma da gelin dedi. Bizi konuk olarak aldı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle güzel yemekler sunmak için bizleri çağırdığı için. Şimdi domateslerimizi attık Ali abicim değil evet, mi? Evet domateslerimizi attık. Şu anda şeye bıraktık. Domatesler suyunu bıraksın diye bıraktık. Yarım domates koydum ben. Hı hı. İsteyen fazla da koyabilir yani şey değil. Bizim yemeğimize, menümüze göre fazla olmasın diye şey yaptım. Domatesin de tam mevsimi. Evet tam mevsimi. Özellikle yeşili olması çok önemli yani. Biraz da tuz ilave ediyoruz buna. Soteleme işlemimiz devam evet, ediyor. Devam ediyor. Şu anda soteleme işlemimiz devam ediyor. Efendime söyleyeyim. Az sonra buna et suyu koyacağız. Kaynamasını bekleyeceğiz. Bir taşım kaynadı mıydı? Ondan sonra süslemeye başlayacağız. Başladığımız etin suyunu evet. Kullanacağız. Şu anda gördüğünüz gibi bak domateslerimiz çatlamaya başladı. Arkasından patateslerimizi ilave ediyoruz. Haşlanmış patatesti zaten. Normalde haşlanmaz. Bu suyuyla, et suyuyla birlikte haşlanırdı. Fakat vaktimiz olmadığı için biz daha önceden haşladık bunu hazırladık. Şimdi efendim et suyumuzu ilave ediyoruz buna. Çok az bir şey. Et suyumuzu ilave ediyoruz. Göz kararı koyuyorsunuz. Evet göz kararı. Öyle. Heh işte bitti. Bu işimiz de tamam. Şimdi bunun kaynamasını bekliyoruz. Bir taşım kaynadı mıydı? Şurada kapağı. Evet. Bir taşım kaynadı mıydı bu? Ondan sonra bunun içinde malzememizi borcama süsleyeceğiz. Koyacağız evet, ve fırına göndereceğiz. Süsleyeceğiz. Şimdi gelelim incikleri ayarlamaya. Şurada alüminyum folyomuz var. Bu hani yerken kolay olsun diye. Şu şekilde. Evet. Evet. Usta olduğunuzu belli ediyorsunuz evet, bu şekilde. Şu şekilde sarıyoruz. Bunu fırına vermeden önce bunu elde tutulup yensin diye. Şu şekilde sarıyoruz. Evet.
Bu inciklerimizin ucuna alüminyum folyoyla bunu yerken kolay olsun diye. Şimdi soslarken de kolay olacak o. Evet. Şimdi bak yemeğimiz kaynamaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, bir taşım kaynayacak. Gördüğünüz gibi her şeyimiz oldu. Evet. Çok güzel kokular geliyor efendim. O sarımsağın, soğanın kokusu, biberin hepsi birbirine karıştı. Harika kokular geliyor. Evet. Eminim tadı da öyle çok güzel olacak. İnşallah. Aslında ismini duyduğumuz zaman yemeğin bu kadar kolay olacağını düşünmemiştik. Evet. Gerçekten çok basit gerçekten bir yemekmiş. Gerçekten bayramlarda falan eşinize, dostunuza çok değişik bir tat. Çok değişik bir lezzet. Ve kısa sürede olur. Çok kısa sürede, evet, kısa özel sürede bir lezzet. Olur. Evet. Mutlaka sizler de deneyin efendim. Başka ne tür yemekler yapıyorsun Ali abicim? Aklına ne gelirse. Her şeyi yapıyorsun. Aklıma her şeyi, Allah'a çok şükür, her şeyi yaparım. Her şey işte şeydi, dediğim gibi ustam Bolulu Mengenli Davut Hamdi ustaydı. Allah rahmet eylesin. O zaman gerçekten çok ki yaşamıyordur. Aşı tesislerinin ilk açıldığında 70'li yıllar. 12-13 yaşındaydım. Bulaşıkçılıktan başladım. O gelirdi böyle. Kapıdan içeriye girdi miydi, kafasında böyle uzunca bir şapkası vardı. Kapıdan içeriye girerdi, şöyle samimi söylüyorum, bakardı, bunun tuzu niye eksik derdi. Hiç tadına bile bakmazdı yani. Öyle bir ustaydı. Öyle zaten ekibi vardı. Evet, aynen öyle ekibi vardı onun. O şekilde. Şimdi bunu kabımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi domateslerimiz çatladı. Çatladı. Gördünüz, hani göster domatesi yok. Yemeğimizi. İşte ortaya çıkıyor. Evet, evet. Domatesler çatladı. Bak gördünüz değil mi? Hani domatesimiz yok. Yok. Şimdi inciklerimizi şöyle üstüne dizeceğiz. Önce şu sosumuzu, özel sosumuzu alıyoruz. Evet. Ondan sonra burada şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Nar gibi kızaracak inciklerimiz. Evet, evet, inciklerimiz bu şekilde nar gibi kızaracak. Şöyle koyalım. Sosumuzun içerisinde yoğurt vardı, salça vardı. Yoğurt var, salça, kırmızı biber, pul biber, efendime söyleyeyim. Yeteri kadar. Ondan sonra kekimiz var. Evet, kekimiz var. Evet. Kaç derecede pişireceğiz Ali abi? 200. 200 derecede. Yarım saatte hazır. 4 kişilik bir yemek yapıyoruz. Evet, şu anda 4 kişilik yemek yapıyoruz. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, fazlalaştırabilirsiniz misafirinizin durumuna göre. Evet, bu şekilde. Şimdi kalan harcımızı da ne yapıyoruz? Telef etmiyoruz. Üstüne yayıyoruz bunun. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz evet, gibi. Çok güzel oldular. Evet. Değerli izleyicilerimiz, her şey tamam ve şimdi fırına gitme zamanı. Evet, şu anda 200 derece yakmış olduğumuz fırınımıza yemeğimizi atıyoruz. Yarım saat sonra İncik çatlamamız hazır. Hazır olacak. Evet. Ellerine sağlık usta. Teşekkürler. Afiyet bal şeker olsun efendim. Evet, şu anda yemeğimiz hazır. Servise hazırlıyoruz. Evet, yarım saat içinde evet, pişti. Yarım saat içinde pişti. Ben de çok merak ediyorum. Acaba evet, nasıl oldu tadı? Gördüğünüz gibi kıpkırmızı çıkarttık. Çok güzel evet, görünüyorlar. Ondan sonra şöyle servisini yapıyoruz. Şu gerçekten şekilde koyuyoruz. Gerçekten bir usta eli değmiş oldu. Evet, şu şekilde. Süslüyoruz bunu. Harikasın Ali abicim. Evet. Ellerine sağlık. Evet. Bir dakika müsaade ediyorsun. Mis gibi hemen kokular geliyor. Bu kokuyu size aktaramıyorum ama. Şu şekilde süsünü de yapıyoruz. Afiyet bal şeker olsun çok efendim. Çok teşekkür ederim evet, Ali abicim. Şimdi tadına bakacağım. Tabii tabii. Buyurun. 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 Şurada hemen içinden bir bakmak istiyorum. Lokum kıvamında zaten. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor. Et ağzımda dağıldı gerçekten. Harika olmuş. Afiyet bal şeker olsun efendim. Afiyet bal şeker olsun. Evet, patateslerimize de bakıyorsun. Çünkü bütün lezzetini içine aldım. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Soğanın, sarımsağın, kapya biberin. Gördüğünüz gibi domatesimiz hiç görünmüyor. İşte çatlatmadığımız, çatlatmadığımız, evet, olmuş. İsmini verdiğimiz bu. Ellerinize, emeğinize afiyet sağlık Ali abicim. İstersen kapatmadan öncesinde ilk baştan beri nasıl yaptık, neler tamam, yaptık hemen söyleyelim. Anlatalım. İlk önce bizim vaktimiz dar olduğu için incikleri haşladık.
Ondan sonra gene vaktimizin yeterli olmadığı için patatesleri haşladık. Aslında incikle patates de bir de haşlanabilirdi. Daha sonra efendime söyleyeyim ayrı bir sos yaptık. Yoğurt koyduk, salça koyduk, kırmızı biber, pul biber. Efendime söyleyeyim onları birlikte az bir zeytinyağıyla karıştırdık. Ondan sonra haşlamış olduğumuz inciklerin üzerine sürdük. Daha sonra ayrı bir kapta kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak ve haşladığımız patatesleri söteledik. Onları hep birlikte sosu sürdüğümüz incikle birlikte fırına sürdük. Yarım saat içinde bu lezzeti yakaladık. Gerçekten enfes bir lezzet. Sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz efendim. Ali abimiz sağ olsun bugün bizleri evine davet etti ve size gelin incik çatlatma yapayım demişti. İncik çatlatma dediğimiz şey de yeşil domatesimizin çatlamasıymış aslında. Gerçekten harika bir lezzet. Lütfen sizler de evlerinizde deneyin diyorum. Ali abicim, belediye başkanımız Sayın Evrendi İçer'in sana küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarını sağ olun. Da getirdik çok sizlere. Teşekkür ederim. Siz de selamlarımızı iletin. Çok sağ efendim. Olsunlar. Bizler teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta farklı bir lezzeti sizler için ekranlarımıza taşıyoruz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.